Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş Fernando Santos dönemine aslında çok pozitif girmişti. Pozitif saha dışı mesajları, saha içinde ufak tefek dokunuşlar. Ama Pendikspor yeni transferleriyle şova çıkmış gibi inanılmaz bir maç oynadı. Gerçekten çok etkili bir maç oynadı. Umut Nayır'ın golü var. Mükemmel. Tiam'ın golü var. Halil'in golü var falan. Baya baya Halil takımın aslında tabii ki demirbaşlarından ama Umut'un kısa sürede etki etmesi, Tiam'ın kısa sürede etki etmesi ciddi şekilde de fark yarattı gerçekten. Bir anda 4'e gitti maç. Yani 70-82 arası 1-0'dan 4-0 oldu mücadele. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bakıyorsun İki maça? Portekizli hocanın maçı. Ivo Vieira'yı tebrik ederim. Çok cesur, cüretkar bir 11 çıkardı. Ha, ki sen de eleştirmiştin hatta. Bu nasıl ön taraf? Şeyden dedim ben onu Biraz ya. 4-2-4 gibi. Transfer yapmamalarını dedim. Ya maç için bir eleştiri değildi o. Stopere transfer yapması lazım. Bu kadar güzel hücum hattı kuran, Eren Can'ın üzerine Umut Nayır, Tiyan vesaire alan bir takımın Resul'le, Alpaslan'la devam etmemesi lazım diyorum genel olarak. Çünkü şey, hani 19, şu an 4-0 Beşiktaş'ı yeniyorsun, hala 19.sun abi. Bir de şöyle bir şey var. Yerli sorunu da yok. Çünkü Erdem He. Can burada bence iyi bir kaleci Erdem. İleride de Halil, Eren Can, Umut Nayır. Evet. 4 tane yerli. Hiçbir savunma hattına yerli bile kullanmana gerek yok. Ve maç başlar başlamaz maç 0-0'ken Resul durup dururken asist yaptı Tayfur'a yine. Yani Tayfur'un vuruşunu çizgiden çıkardılar. Yani şeyi çözmez. Pendik'in savunma alması lazım diyorum. Hücumu çok zengin, çok iyi ama savunma alması lazım. Şimdi dörtlüyü şöyle baktı Beşiktaş'ın Ivo Vieira. Elinde bu kadar zengin hücum hattı var. Beşiktaş'ın da savunması sallanıyor. Zaynutdinovlar işte şey. Tayyip zaten sakatlıktan Bahtiyar Korkunç'a. çıkmış. Çok Umut yönlü oyuncu Meraş. dönüyorlar da az yönlü oyuncu. Hiçbir şey oynayamıyor. Umut Meraş sol bekte falan. Bunun önüne işte 4-4-2 yaptı. Solda Tiam, sağda Halil. Ortada İbrahim'le şey Mitsiyo. İleride de Umut ve Eren Can. Ve full öne gitti yani. 4'ü birden bastı Beşiktaş savunmasına. Uzun toplar attılar sürekli. Boyları uzun. Eren Can koşucu moşucu. Baya böyle biraz aslında Galatasaray'ın Trabzonspor'u savunmasına saldırması gibi. Pendik'te geriden uzun toplarla Beşiktaş savunmasını zorladı. Peki en büyük farkı kim yarattı sence? Neresi yarattı? Ben Halil'in yarattığını düşünüyorum. Orada biraz da Semih'i de ilk çıkaranlardan bir tanesi oldu 66'larda. Semih'in savunma yardımı diğer maçlarda bayağı iyiydi. Ama bu maçta Halil orada çok teke tek yani çok savunmada şey kaldı. Bakalım, lütfen O açsın. bayağı deldi geçti orayı zaten. Ben İbrahim'le Mitchell'ün Asistleri. Getson, Tayfur demiyor. Getson da biraz şöyle. Ya, Tayfur ve Demiregel oynuyorsa Getson en iyi gününde olmak zorunda. Evet. Ama çok kötü bir gündeydi o da. Misyon çok net Jetson'a üstünlük oldu. Mitchell yok etti. Mitchell Evet. İbrahim Aktağ hakikaten İbrahim de şeyin böyle Süper Lig'in damarlarında aktığı bir oyuncu. Hani anlam veremiyorsun teknik kapasitesine ama sürekli Süper Lig'de banko 90 dakika oyuncusu konumunda. İbrahim'le Mitchell üçlü 2-3 üstünlük aldılar. Evet. Onun sayesinde aslında hücum hattı Evet. daha da rahat etti Doğru. bence. Ya yine uzun vurdular zaten bol bol. Orta sahada çok fazla şey yapmadılar ama denk geldiğinde Missio ile Jetson genelde Missio ağırlığını koydu. Yani büyük oynadı. Missio çok iyi oynadı. Halil çok iyi oynadı zaten. Ama ne olursa olsun kaleye gelen her topta gol oldu abi. Bir de Yani öyle bir şey var. Mert'in bazı maçları müthiş. Kulüp Brugge deplasmanı, Fenerbahçe'de maçı. Bu maçlarda müthiş ama bazı maçlarda da her gelen gol oluyor. Yani şu Umut maçta Nayır'ı mesela golünde eleştiriye çok ilk gole bir anlam şey veremiyorum. diyemiyorsun. Evet. Ya ilk gol muazzam vurdu Umut Ya golü. Halil'in golü ikinci gole de İlk çok bir şey golde diyemiyorsun. kimdi o? Bir tane Umut'un önünden atladı böyle. Bomboş hani yok gibi hayalet gibi geçti. Topla zannediyorum. Tayfur değil mi? Tayfur hayalet gibi geçti. Böyle orta saha oyuncusu mu olur ya? Hani atlıyorsun ya rakibi bozarsın ya topa dokunursun. Umut bile anlamadı. Umut çalım atmadı yani. Hani şey olur böyle çekersin de boşa gider ya. Çekmiş gibi gitti. Ama Umut o an şey yapmamıştı. Baktı böyle yanından biri geçti bomboş. Topa da dokunmadı. Aa iyi tamam dedi. Çekti sağına yapıştırdı yani. Evet, çok iyi oldu. Kapattı. Ama Umut'un önünde kaldı abi. Umut zaten Umut öyle çalım atabilecek bir oyuncu olsa bu gol kapasitesiyle direkt 5 büyük lige gider. Evet. Yani ya giderdi yani. Ama şey yok. O fırsatı tanırsan adam vurmayı biliyor yani. Tak rakibi santrforunu bomboş bırakıyorsun. Bir de şöyle. Tayfur orada olmasa başka biri olur. Futbol biraz da böyle bir şey yani. Orada bomboş kalmaz.
Tayfur var diye herkes pozisyonu alıyor ama Tayfur yok. Yani bomboş gidince de adam santrforu çekti, vuruş yaptı. Çok da güzel gitti. Ben ya 1-0 da öyle bir şey ki çok etkiliyor hani maçın gidişatını. Ya bu sefer bambaşka bir maç oynuyorsun. Mert'in de biraz etkilendiğini düşünüyorum. İlk golde hatası olduğunu düşünmüyorum ama genel manada katılıyorum. Yani çok normalde de 5 yenecek maçta 1-1 tutan adam. Evet. 1-0'da tutabilmeliydi yani en kötü. Yani gollere bakınca o kadar ilk golde, ikinci golde de bir şey diyemiyorum o kadar ama mesela 4. golde çok saldı mesela Nuno Sequeira'nın topunda. Böyle tıngır mıngır girdi yani mesela. 4. golle salabilir bu. Ama işte demoralize olmuş. 3-0'da hatta. 82 yani. Evet. Ya biraz da takım arkadaşları da sorumluluk ama. Ben sadece şunu demek istiyorum. Haklısın. Genel eleştirileri de nispeten katıyorum ama Mert yüzünden verilmiş bir maç değil, değil yani. Değil, doğru. O doğru. Mesela çok kolayına gidiyor. İşte Uğurcan eleştirileri de öyle biraz. Ya çok gol olduysa kaleci kötüdür. Değil abi. Yememen lazım. Ya bu takım ne yapıyor yani? Doğru. Hayalet gibi geçiyorsun. Rakip santrforu boş bırakıyorsun. Savunma delik deşik oldu özellikle. Yani... Ama şimdi Tayfur'la Demirege'yle yani şimdi Semih Kılıçsoy'u çok övüyoruz. Yani Demirege de gelişebilecek bir çocuk. Herkes wonderkid olmak zorunda değil. Ama Beşiktaş seviyesinde de şu an gözüm kapalı yazdım 6 numaraya yoluma baktım oyuncusu mu? Değil yani, alakası yok. Evet. Yani %100 transfer yapılması gereken yerlerden. Hoca Gezal'ı kazanmaya çalışıyor. Mesela 45'te aldı. Olmuyor yani. Rebic'i biraz daha geç aldı. Bilmiyorum. Rebic bana biraz daha mümkün gibi geliyor. Svensson'u mesela oynatmadı. Kik aynen bu arada. Demirege'yi de 45'te aldı bu arada. Evet. Gezal değişikliğine gelip Demirege çıktı. Evet. Yani bence Svensson'u da artık görmek gerekiyor yani. Svensson gibi bir oyuncu yani en azından daha sağlam savunma yapmayı sağlayabilirdi Svensson. Mesela Umut'un attığı evet. Gol var ya. Sağ bek pozisyonuna yakın orada. Svensson daha doğru pozisyon alıp orayı kapatabilir mesela ilk golü. Yani o Onur'un savunmasına göre Svensson'un savunması çok daha iyi. Deplasmanlarda. Svensson çok güvenilir bir oyuncu. Deplasmanlarda en azından Svensson bir an önce başlasa tabii antrenmanlarda görüyor hoca daha iyi bilir de. Sıkıntılı bir maçtı ya. Bak, Mert, Tayyip Talha, Onur, Umut 4, Emirege 5, Tayfur 6, Semih 7, Cenk 8. 8 tane. Yerli. Biraz şey retro bir kadro. Şey gibi. 8 yerli değil mi? 2000-2001 sezonu gibi bir kadro. Şey hani 3 yabancı vardı ya işte Galatasaray UEFA Kupası aldığında. Zaynuddinov da yerliden oynuyor hatta. Yani. Yerli doğru söylüyorsun bu arada. 9. Yani sadece Getson'la Raşitsa var. Evet. Ha bu arada yabancı transferlerin ne kadar kötü olduğunun yani kanıtı, ne kadar kötü planlamanın bir kez daha kanıtı. Yani Svensson oynatmamanın şey yok. Yani Onur'la Svensson değiştirme hiçbir maliyeti yok. Evet. Alakası yok yani hani. Şeye bile okey 5'ten 4'e düşürdü hani hamle şansım azaldı bile değil yani. Komple yedek yerli kulübesinde yani. Bile Svensson, Gezal, Rebic, Muleka 4 tane yabancı var. Yedek kulübesinde çoğunluğu yerli. Yani nereye gitti abi bu yabancılar? 14 tane yabancı nereye gittiniz abi? Bu arada çoğu Afrika Uluslar Kupası'nda da. Ya Allah affetsin Bahtiyar'da. Ya Bahtiyar'ı tabii ki Bahtiyar Zaynuddinov'u da tanımamamız çok doğal. Yani çok mevkide oynuyor deniyor. Yani bir baktık şanser gittik de ya bu ya Beşiktaş serisiyle alakası yok. Bu adam düz Zaynuddinov olmasaydı benim bileyim Bahtiyar Zeytincioğlu falan olsa sahaya çıkarmazlar yani. Ya tamamen 4.5 verildi bir şekilde falan diye. Korkunç ya. Gerçekten bir önceki yönetim Ahmet Nur Çebi yönetiminin vebali yıllarca bu takımın üstünde olacak. Bu adama 4.5 verildi ya. Evet. İnanamazsın yani. İnanılır gibi değil. Yani rakip takımların bir de şey zaten sen maddi olarak geridesin Fenerbahçe ve Galatasaray'a. Bu doğal. Yani kimseye gidip de 10 milyon euro maaş ver santrfora ya da ne bileyim çat diye 30 yaşındaki orta saha 15 milyon euro bonservis ver demiyor da Beşiktaş'a yani böyle bir talep yok ama Zaynuddinov'a 4.5 verdin. Onana'ya 4.2 verdin. Zaten bu ikisini toplayıp bir oyuncu yapsan 8 milyon euro verebilir misin demek yani. Evet, bir tane net güçlü A sınıf bir stoper alsan bu maçı ben kaybetmeyeceğim komple. Beşiktaş tarihinin en kötü kadro planlaması olabilir yani. Bu yaz. Yani çok daha kötü Beşiktaşlılar da gördüğüm oldu geçen senelerde ama bu kadar para harcayıp bu kadar kötüsünün yapıldığı olmadı yani. Hiç olmadı hiç. Daha kötü Beşiktaşlar parasızlıktan olabilir, başka dönemler olabilir ama kadro kurup yani bu yaz yeniden kadro kuruyorsun. Bu kadar kötü kadro kurulan bir sezon. Takımın en iyi oyuncusu altyapıdan çıktı ya. Evet. Takımın en iyi oyuncusu altyapı oyuncusu. O da zordan oynadı yani. Onu da oynatmayınca direnildi. Evet, dördüncü hoca oynamasın oynattı. Oynamasın
uğraşıldı. Çok enteresan. Gerçekten bayağı enteresan. Orta saha yok, stoper yok. Tayyip, bu arada Tayyip Talha benim beğendiğim bir oyuncu. Onun da sakatlıktan yeni çıktı. Yani olarak biraz zamana ihtiyacı var. Ben yine aralarında en güvenilir, ben onu oynatırım. Bizim yeni nesilde utanılıyor böyle şey dönemlerinden, feda dönemlerinden falan ama Beşiktaş'ın 100 küsur yıllık tarihinin en başarılı döneminin feda dönemi sonrası olduğu gerçeğiyle insanların yüzleşmesi lazım. Evet, ve bunun utanılacak değil, gurur duyulacak bir dönem olduğunu kabul edip Beşiktaş'ın geleceğinin bunun üzerinden tekrar ikinci bir feda dönemi deyip bunun üzerinden kurgulanması lazım. Çok net yani bence. Ya bunun da ayıbı yok, gerçekten yok. Bence de ya bir niye ayıp olsun abi, yani bütçene göre doğru kadro kuruyorsun. Semihlerle şov yürürsün abi. Sen. İnsanlar emek görmek istemiyor, şov görmek istiyor. Aynen öyle. Mesela Semih şovu yapıyor aslında. Ama o yani hoşa gidiyor ama yine de ben bundan istiyorum şey gibi. Evet. Cem Yılmaz'ın var mı? Bunu, yedisi çıkmış, bunu istiyorum. Öyle bir şey var. Bunun aşılması lazım. Bir de mesela NBA takımları şey yaparlar. Nasıl diyeyim sana? Hamlelerini rakiplerine göre yaparlar. Mesela 2017'de bir takas yapılacağı zaman. Şimdi bazı takaslar vardır. Elinde işte bir orada parayla dönmediği için işte draft hakları var, oyuncular var, çıkabileceğin. Bunları verip anında başarı elde edebilmek için bir o güçlü bir yıldız getirebilirsin bir tane daha. Ama adam bakıyor diyor ki Golden State bambaşka bir seviyeye gitti. Ya da mesela şimdi Denver çok iyi durumda. Ona göre yapıyor takasını adam. Elindeki kurşunu hemen harcamıyor. Ben dedim ki bu sene değil, ben seneye harcayayım. O zaman daha güçlü bir şampiyonluk şansım olur. Planlama yapılırken bile rakibe göre hareket edilir. Yani Galatasaray, Fenerbahçe bu durumdayken çılgınlar gibi para harcıyor. Yani neye göre harcadın ki mesela? Bu Ahmet Nur Çebi yönetim bunu neye harcadı tam olarak? Yani ya da alacaksan da Galatasaray, Fenerbahçe mesela 5 tane alıyorsa sen 2 tane al ama onlar gibi al. Bir de yakın tarihinde örneğin onlar var gibi ya. Al yani. Şey, Ünal Aysal dönemiyle Aziz Yıldırım yine çok böyle kafa kafaya gitti. Fenerbahçe ile Galatasaray dünyanın parasını harcadılar 2014-15'te. Van Persie'leri, bilmem kimleri, Nani'leri adam toplarken. Oğuzhan Özyakup geldi. Feda sezonunun ardından Olcaylar'la, Oğuzhanlar'la hepsinin kafasına vura vura en başarılı şampiyonluğu aldın ya. Sol bekinde şeyle. Tosic'ler, İsmail Köybaşı'yla sağ Andreas Beck'le şampiyon oldun abi. Yani ve bunun ya emeğin karşılığında şampiyon oldun. Şampiyon olmadın. Net şampiyon yani oyun oyun olarak da eze şampiyon. Full istikrarlı bir şampiyonluk. Hani baştan sona en sempatik, benim gördüğüm son yıllarda en güzel şampiyonluk, en sempatik şampiyonluk. Çünkü rakiplerine 60 milyon euro harcarken sen 30 milyon euroya şampiyon oldun. Yani böyle dalga geçer gibi şampiyon oldun ve İnsanlar bu şampiyonluktan utanıyor, eriniyor bundan. Feda demeye utanıyorlar. İlla biz de onlar gibi Zaha istiyoruz, işte Tadic istiyoruz vesaire. Yani niye bu fedadan gidilmiyor yani? Ben anlamıyorum. Önder Hoca'nın bizde hala yorumcu olmasını anlamamam da direkt şey yani. Beşiktaş tarihinin en güzel işte feda dönemini yaratan adamlardan bir tanesi. Doğru bir profil çıkarmış, doğru bir yol çizmiş. Gitmişsin tarihin en başarılı dönemini, iki şampiyonluk üst üste, üstüne Avrupa'da başarı, namalup gruptan çıkmışsın. Bu yol doğru yol işte yani. Bunu niye tekrar yapmıyorsun da gidiyorsun işte Zaynuttin ama 4,5 bin euro ödüyorsun mesela. Bir sürü para harcayıp çok kötü kadro kuruyorsun. İnanılmaz ya. Beşiktaş'ın da gelişmelerini takip edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Derbiye de katkıları için tekrardan teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.